Evet, ikinci bölge adayı olmamın yanı sıra Halkların Demokratik Kongresi'nin hali hazırda eş sözcülüğünü yapmaktayım. Yani Halkların Demokratik Kongresi, yani kuruluş amaçlarından biri Türkiye'de kimlikler sorununu, sınıf sorununu, mülteci, göçmen sorununu, kadın, gençlik sorununu bir bütün olarak aslında yani bu yüzyıllık tekçi rejimin, tekçi sistemin bütün yarattığı bütün handikapları çözmeye çalışan, halkın lehine, ezilenler lehine çözmeye çalışan bir fikriyatı savunuyor. Aslında bizim varlık gerekçelerimizden biri yüzyıllık bu tekçi, homojenleştirici sistemle yüzleşmek, hesaplaşmak ve gerçekten ikinci yüzyılda Türkiye'deki bütün farklılıkların çokluk içinde birlik esprisiyle kendisini tekrardan vücuda getireceği, özgür yaşam formunu, demokratik yaşam formunu kavuşturacağı bir şey, bir amaçla yola çıktık. Elbette ki Yeşil Sol Parti'nin programında da Halkların Demokratik Kongresi'nin bir bileşeni olarak zaten Yeşil Sol Parti aynı zamanda Halkların Demokratik Partisi'nin bir bileşeni. Programlarımız arasında son derece uyumluluk var. Hedeflerimiz çok ortak. Yeşil Sol Parti'nin adayı olmaktan da bu yönüyle onur duyduğumu tekrardan belirtmek isterim. İkinci bölge bu anlamda yani Halkların Demokratik Kongresi'nin oturduğu zemin bağlamında çok uyumlu ve çok renkli, çok farklı bir bölge. İkinci bölgeyi nasıl tanımlarsınız diye soracak olursak, ikinci bölge yani bir göç bölgesi, yani bir iç göç bölgesi. Özellikle Kürdistan'dan, diğer illerden ekonomik ve politik sahiplerle insanların çok fazla göç ettiği bir bölge. Kürt nüfusunun, Alevi nüfusunun olduğu çok ciddi potansiyeli olan bir bölge. Yanı sıra İkinci bölge nedir diye soracak olursanız, ikinci bölge aslında bir tarih, tarihi bir mekan. Bu bölgede Ermeniler, Hristiyanlar, Süryaniler adını şimdi sayamayacağım birçok halk, inanç vardı. Bu yönüyle aslında ikinci bölge bir hüzün mekanı. Yani gezdiğimiz, dolaştığımız sokaklarında tarih kokuyor, anı kokuyor. İnsanların gerçekten hafızası kokuyor. Yani bir mimarisinden tutalım. İnsan profillerine kadar baktığımızda ikinci bölge aslında Türkiye'deki tarihsel yani ulus devlet anlayışının tarihsel haksızlıkların da bir açık hava müzesi gibi. Yani mekan mimarisinden tutalım kent dokusuna kadar ikinci bölge aynı zamanda aslında yüzyıllık bu mücadelemizi de anlamlı kılan, bize sık sık günlük hayat içerisinde hatırlatan bir mekan olarak da tariflenebilir. Aynı şekilde bu hüzünün yanı sıra ikinci bölge neşenin de mekanı. Özellikle Taksim bölgesi neşenin de mekanı. Yaşam tarzına müdahalenin de merkezleştiği AKP, MHP iktidarının özellikle son yıllarda insanların yaşam tarzına müdahalesinin de merkezleştiği mekanlardan biri. Zaten bu müdahale sürecinde biz hepimiz Taksim Gezi Direnişi'nin içerisinde de zaten kendimizi bulduk. İkinci bölge nedir diye soracak olursanız, ikinci bölge Taksim direniş ruhunu, Taksim'in o tarihsel direniş ruhunu da kendi içinde barındıran milyonlarca insana özgür yaşam, demokratik yaşam umudunu gerçekten tekrardan hatırlatan Gezi direnişinin de mekanı. Bu yönüyle aslında ikinci bölge Gezi'dir, Taksim'dir. Türkiye halklarının, Kürt halkının, Alevilerin, Ermenilerin, Süryanilerin bir bütün olarak aslında bu topraklarda ulus devletin inkar ettiği bütün farklılıkların da hem bir arada yaşam formuna kavuştuğu, aynı zamanda bir arada yaşam ısrarının da sürdürüldüğü, bu yönüyle de tekçi, mezhepçi, her türlü iktidar saldırılarına karşı direnişin içerisinde neşenin de mekanı olarak tariflenebilir. Ya şöyle ifade edeyim, yani biz depremin ilk günlerinden itibaren zaten deprem bölgelerindeydik Halkların Demokratik Kongresi olarak. Şu an itibariyle onlarca arkadaşım hala deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürmekte. Oradaki yaraları birlikte sarmaya çalışıyoruz. Yani depremde hayatını kaybeden, mağdur olmuş insanlara politik, etik gereği salt bir seçmen muamelesi yapmamamız gerektiğini düşünüyorum. Sonuç itibariyle insanlar enkazların altında sevdiklerini bıraktılar, biriktirdiklerini bıraktılar, hafızalarını bıraktırdılar. Yani mekanı terk etmek zorunda kaldılar. Mekan gerçekten bir hafıza, bir tarih, birçok şey birikti. O yüzden hani seçim sürecindeki çalışmalarımız yani depremde mağdur olmuş insanlarımızla, yurttaşlarımızla kendi ilişkilerimizi sadece bir sandık ilişkisi üzerinden
kurmadığımızı belirtmek isteriz. Yani seçim çalışmalarında özellikle arkadaşlarımızdan ricamız şu, depremin sonuçları bir günlük değil, bir aylık değil, yıllarca sürecek sonuçları var. Yani her gün bu sonuçlarla karşı karşıya kalıyoruz, intihar gerçekliğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Hala cenazelerini bulamayan aile gerçekliğini biliyoruz, aileleri, insanları biliyoruz. O yüzden yani bütün partili yoldaşlarımızdan, arkadaşlarımızdan, dostlarımızdan, seçmenlerimizden özel ricamızdır. Seçim günlerinde depremzede yurttaşlarımızla yapacağımız, ilişkileneceğimiz her ilişkiyi, yani kuracağımız her ilişkiyi bu yaraları kalıcı bir şekilde sarmaya, toplumsal birliğimizi, ittifakımızı büyütmeye, afeti felakete dönüştüren bu AKP-MHP iktidarından kalıcı bir hesaplaşma sürecine dönüştürmeyi istiyoruz. Yani bütün arkadaşlarımız bu hassasiyetle, bu bilinçle yaklaşmalıdır. Elbette ki bu yönüleri ele aldığımızda, yani afeti felakete dönüştüren bu iktidardan hesap sormak, özellikle deprem gerçeği karşısında hesap sormak her sosyalistin, her Kürdün, her Alevin, her öteki kimliğin, her muhalifin de temel sorumluluklarından biridir. Sonuç itibariyle biz bilmekteyiz ki bu felaketi yaratan rantçı düzenin, beton eksenli, müteahhit eksenli, doğaya ve insana yabancılaşmış sermaye odaklı politikaların sonucunda bu felaket ortaya çıktı. O zaman bu felaket iktidarına karşı kalıcı hesap sormanın temel yöntemlerinden biri de depremzede arkadaşlarımız, yurttaşlarımız başta olmak üzere toplumsal ittifakımızı büyütmek, toplumsal dayanışmamızı büyütmek ve bu toplumsal ittifak ve dayanışmayı 14 Mayıs gününe giderken sandıkta politik hesap sormaya evrilecek bir süreci yaşamamız gerekiyor. Yani sizler aracılığıyla şunu da paylaşalım. Yani özellikle deprem bölgesinde Hatay, Adıyaman gibi iller başta olmak üzere AKP iktidarını, AKP-MHP iktidarını ıssızlaştırma politikalarını hep dile getirdik. Göçertme politikalarını hep dile getirdik. Yani deprem politikasını biraz bunun üzerinde kurduğunu hala iddia ediyoruz. O yüzden özellikle seçmen kaydını deprem bölgelerinde almamış insanlara şu çağrıyı yapıyoruz. Kendi illerinde Hatay'da, Adıyaman'da, Malatya'da, Maraş'ta, Osmaniye'de oy kullanmak isteyen, kendi bölgelerinde terk etmek zorunda kaldığı bölgelerinde oy kullanmak isteyen yurttaşlarımız Yeşil Sol Parti'ye, HDP'ye bizlere ulaşabilirler. Biz bu konuda insanların, depremzede arkadaşlarımızın, insanlarımızın oylarını memleketlerinde kullanması için her türlü yolu, yöntemi, fedakarlığı veya yardımı yapacağımızı belirtmek isteriz. Dün işte Soylu'nun açıklaması vardı. İşte insanlar 21 plakayla, Mardin plakasıyla yerlerinden çıkamıyordu diyordu ama şu çok net, yani kimse kimseye bir şey bahşetmiyor. Yani kendi propagandalarını çok gerçeği de çarpıtarak yapıyorlar. Kürt halkının kendi özgürlüğüne dair, özgür yaşamına dair ısrarı, mücadelesi ve burada ödediği bedeller olmasaydı Kürtler bugün varlık olarak aslında kendi gerçeğini başkalarına kabul ettiremeyeceklerdi. O yüzden hani bugün bütün ezilen kimlikler için bunu söylemek mümkün. Eğer bir özgürlük alanı yaratılmışsa bu özgürlük alanı elbette ki o toplumsal politik mücadelenin sayesinde oldu. Yani bu konuda gerçekten akıllarımızı, bilincimizi berrak tutmak zorundayız. Her türlü manipülatif saldırılarla karşı karşıyayız özellikle bu dönemde. Yani gençlik içerisinde, genç seçmenler içerisinde üçte bir oranındaki Yeşil Sol Parti, HDP seçmeninin ortaya çıkması aslında bir bütün olarak Kürt halkının ve bu toprakların özgürlük mücadelesinin, demokrasi mücadelesinin insanlar üzerindeki politikleşme, politik dönüşüm etkisini de göstermekte. Aslında hepimizin hikayesi öyle. Yani işte yani resmi siyaseti, görünür siyaseti ortadan kaldırdığınızda aslında aşağıda herkesin inkar ettiği bir gerçek var. Siz istediğiniz kadar belli sorunları kendi egemenlik alanlarınızdan tarifleyin ama hayatın akışı başka, hayatın diyalektiği başka ve insanlar yaşadığı mağduriyetler üzerinden, yaşadığı çelişkiler üzerinden zaten politikleşiyor. Hani Sinan Oğan beyefendi rahatsız olmaya devam etsin. Yani bu tekçi sistem, bu ceberut sistem insanları 18 yaşında çok fazlasıyla politikleştiriyor. Bizler de 18 yaşlarında o yaşlarda çok tercihen değil zorunlu olarak politikleştik. Günlük hayat içerisinde Kürtçeyi kullandığınızda karşılaştığınız baskılar, linçler, ölümler, katliamlar, kendi inancını yaşamak için dışa vurduğunda karşılaştığı baskıların hepsi aslında bir politikleşme sürecini, o politik dönüşüm sürecini beraberine getiriyor. Aslında bu çok doğal bir sonuç. Çok doğal bir sonuç. Yani
kendi sistemlerinin yarattığı sonuçlardan hayıflanan işte ahmakça, alık bir akılla, bir yaklaşımla karşı karşıyayız. O yüzden hani bu politikleşme süreci ve Yeşil Sol Parti'ye dönük gençlerin bu yoğun teveccühünün nedeni aslında Türkiye'deki demokratikleşmeyi, demokratik standartları ıskalamakla ilgili bir şey. Yani politik süreç, politik hayatlar yani masa başlarında, akademilerde üretilmiyor. Hayatın içinden üretiliyor, üretim içinden üretiliyor. O yüzden çok doğal bir sonuçla karşı karşıyayız. O yüzden biz hani genç seçmene ne söyleriz sorusunun kendisini yine depremzede yurttaşlar başında olduğu gibi cevaplayamayız. Yani gençleri çekmek için ne yapmalısınız? Zaten gençler bu ülkede gelecek sorunu var, iş sorunu var, özgür yaşam sorunu var, kendisini ifade etme sorunu var. Yani bütün bu sorunlar gençleri zaten politikleştiriyor. O yüzden biz genç yoldaşlarımıza, genç arkadaşlarımıza, genç insanlara yine klasik bir seçmen gözüyle bakmıyoruz. Zaten bu politikleşme sürecinin içinde elbette ki 14 Mayıs bizim için bu ceberut anlayıştan, bu tekçi anlayıştan, faşist iktidarına hesap sorma günüdür. Belki yani gençliğin bu politik mücadelesi 14 Mayıs sürecine giderken daha niteliksel bir sıçramayı gerektiriyor, daha özel bir safayı gerektiriyor, özel bir yoğunlaşmayı gerektiriyor. Gençler kendi yolunu buluyor, gençler kendi öncülüğünü yapıyor. Bizim buna olan inancımızdan, hatta şunu da çok net ifade edelim, yani bizim gençlerden öğreneceğimiz çok şey var. Gençlere öğreteceğimiz şeyler yok. Gençlerin ruh olarak, bilinç olarak akışkanlığı, yeni yaşam arayışlarının derinliği, isteği gerçekten bu topluma çok lazım. O yüzden biz genç yoldaşlarımızın daha fazla Yeşil Sol Parti çatısı altında seçim çalışmalarına, toplumsal mücadeleye, politik mücadeleye katılmasını öneriyoruz. Çağrımız olacaksa olur, sizden çok öğreneceklerimiz var, sizinle birlikte çok yapacaklarımız var. Birlikte aşmamız gereken, kat etmemiz gereken çok yol var. Ve birlikte gerçekten yaşamımızı her alanda sıkıştıran bu iktidardan hesap sormak zorundayız. Genç yoldaşlarımızın yüreğine, bilincine, azmine, cesaretine Yeşil Sol Parti'nin her zamankinden daha fazla ihtiyacı var. Herkes kendi sözünü olduğu yerden kurabilir ama birlik oldukça, beraber oldukça çok ciddi engelleri aşabileceğimizi ve işimizin çok daha kolay olabileceğini düşünüyoruz.